Merhaba bilgisayar bilimi takipçileri. Size bu videoda bir demlik, daha doğrusu elektrikli demliğin nasıl onarıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu elektrikli demliğin markası Felix. Felix'in hangi modeliydi? Şurada modelini de görebiliriz. Klasik demlik diye geçiyor. Şimdi bu üründe birkaç tane sorun tespit ettim. Bu alt kısmı açması da oldukça zor çünkü vidaları bu şekilde görünüyor mu? Üreticilerin üçgen şeklinde yaptığı bir çeşit, hani benden başkası müdahale etmesin. Bu üçgen vidaların torna vidalarını bulmak zor. Bu nedenle açmakta oldukça zorlandım. Hatta iki tane tornavidam da bozuldu bu sayede. Ama olsun, sonuç itibariyle problemi tespit etmiş bulunuyorum. Buradaki problemlerden bir tanesi bu ürünün şurada görmüş olduğunuz termostat kısmında problem vardı. O termostatı değiştireceğim. Şurada görmüş olduğunuz termostatı değiştireceğim. Termostatı sanıyorum bozulmuş. Yani termostatı yok. Öyle söyleyeyim. Enerjiyi direkt birbirine aktarma yaptığımda ısınma söz konusu oluyor. Fakat bu ısınma da kısa sürede ortadan kayboluyor. Yani birkaç saniye çalışıp ondan sonra ortadan kalkıyor. Şimdi ben bu termostatı değiştireceğim. Termostatı değiştirdikten sonra bir de şurada ayar kadranı var. Orası oksitlenmiş. Bunun içine su kaçırılmış. Bu ürün normal şartlarda çalışması lazım. Ama tabii ki termostatı bozulunca ve bunun da içerisinde daha önceden su kaçırılmış, nemli kalmış. Şurada görüyorsunuzdur lekeleri, izleri. Bu alt kısmı da şu mandal kısmı, daha doğrusu alt elektrik tabanı var. Bunu şöyle göstereyim. Elektrik tabanının şurası, işte şu parça buraya geçiyor. Burayı kullanıcı hatası tabii bunlar, bunu bükmüşler. Yani bu aynı zamanda buraya da oturmadığı için, sanıyorum çalışmadığı için burayı kurcalamışlar. Burayı kurcaladıkları için de bunu bükmüşler. Yani ben bunu düzeltmeye çalıştım ama biraz daha düzelteceğim çünkü buraya tam oturmuyor. Bu bakır iletkenler bükülmüş. Büküldüğü için de burada bir temas ediyor, etmiyor tahmin ediyorum. Yani biraz tabii ki burada kişiden kişiye değişir ama bu tip cihazları kullanırken biraz daha nazik davranmakta yarar var. Eleştirmek için söylemiyorum ama genellikle evlerde kullanılan ürünlerde, yani bu tip küçük ev aletlerinde genellikle biraz süre geçtiği zaman, örnek veriyorum ilk alındığında 1 yıl, 1,5 yıl kadar insanlar dikkatli kullanmaya gayret ediyorlar. Çünkü para ödedim diyor. Ondan sonra galiba artık gözden düşünce, daha da yenileri çıkınca, aman boş ver yenisi çıktı değiştiririm falan mı oluyor artık? Bu da benim kişisel görüşüm. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi buradaki onarımı gerçekleştireceğim. Dediğim gibi içerisinde su kaçmış. Şuradaki bakır iletkenlerde problem var. Aşağıda burada sıkıntı var. Termostat değişecek. Hafiften masraflı bir iş. Dediğim gibi iki tane tornavidam bozuldu. Bir de tornavida almam gerekecek. Şimdi ben bu ürünü tamir edeceğim. Bir testini yapacağım. Test aşamasında size tekrar neler yapılması, neler yaptığımı, nasıl onardığımı tekrar anlatacağım. Video uzun olmasın diye ben videoyu burada duraksatıyorum. Hem siz keyifle seyretmiş olun hem de ben sizlere faydalı bir video paylaşmış olayım. Sevgili arkadaşlar, tekrar yineliyorum. Evdeki arızalanan her ürün atılmadan önce bir şansı daha hak ediyor. Bunu unutmayın. Kurtarmaya çalışın çünkü devir ekonomi devri. İzlemeye devam edin. Birazdan videonun devamıyla karşınızda olacağım.
Evet arkadaşlar, şöyle termostatını göstereyim. Bu yeni termostat. Bunu takacağım. İş görür. Bu termostatta şeyin cihazın arızalı olan termostatıyla değiştireceğim. Alt kısmını şu şekilde onardım. Burada özel bir teknik kullandım ama bunu açıklamak istemiyorum. Bu biraz karışık bir iş. Alt kısmını kapattım, izole ettim. Yani elektrikle temasında, iç kısımdan temasında bir problem çıkartmaması için. Çünkü şöyle alt kısmını da göstereyim sizlere. Bakın bu alt kısmını kullanıcı yani maalesef bu hale getirmiş. Alt kısım bu şekilde. Şu çevresini görüyorsunuz. Burayı iç kısımdan, mecburen iç kısımdan kapattım. Şimdi termostatı, yeni termostatını takacağım. Şu alt kısmını söktüm komple. Yeni termostatı buraya bağlayıp daha sonra şu kısımda hafif bir temizlik yaptım ama biraz daha ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi şu alt kısımlarda pas şey oksitlenmiş bölümler var. Asıl iş gören kısmı şu orta kısım olduğu için orayı küçük bir zımparayla biraz zımparalayıp nail etmesini sağlayacağım. Az kaldı, bitmek üzere. İzlemeye devam edin. Evet sevgili arkadaşlar, toparlamayı yaptım. Yalnız tekrar açmak istemedim. Şöyle göstereyim size. Şu görmüş olduğunuz parça beyaz olan termostat. Diğer kabloları da bağladım. Yani çıkardığım soketler vardı. Şu arada çalışmak için yeterli mesafe yok. Bağlantıları yaptım. Şimdi sizlerle ben de ilk kez çalıştırmasını yani testini yapacağım. Şu alt kapağını kapatayım. Hemen teste geçeceğiz. Lütfen izlemeye devam edin bilgisayarı takipçileri. Evet bilgisayarı takipçileri, ben video çekmeyi unutarak direkt prize taktım ve çalıştırdım. Daha bu arada görüyorsunuzdur. Şimdi Felix'in gördüğünüz gibi bu model. Klasik demlik diye geçen bu modeli. Tamam. Klasik demlik diye geçen bu modelini tamir etmiş bulunuyoruz. Bunu da yaptığım işlemleri az önce size söyledim ve bunda asıl İkinci problem, birincisi şu koruma termostatı iç alt kısımda bulunan yani erimesini engellemek için 125 derecelik bir termostatı var. O termostat, onu değiştirdik. Onda bir sıkıntı yok. Yalnız bu hem oksitlenmiş hem de bu düğme fazla çevrildiği için termostat, bunun içindeki bakır termostat karşı tarafa yapışmış. Aynı zamanda fazla çevrildiği için o iç kısımdaki incecik bir tel gibi zaten bakır parçası. O bakır parça bükülmüş. Onu kendi imkanlarımla biraz zımparalayarak, biraz da işte antipasta falan temizleyerek, biraz da işte pense kullanarak falan yerine oturtturdum. Şu anda flaşı kapatabilir miyim? Flaşı kapatamıyorum. Şu anda elektrik var. Yani prize takılı, şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız elektriğe bağlı. Şimdi düğmeye çevireceğim. Şu alttaki sarı ışık yanacak. Head ışığı. Su kaynadığı için şu anda 40 derecede çalışmaz. Bakalım kaç dereceye düşmüş. Evet. 90 derece civarında falan. Şu anda çalışıyor. Şöyle hatta iç kısmını göstereyim size. Evet. Termostat kapanınca yani 90 derecenin üstüne çıktığında kapatacak. Onu da kontrol edelim. Sesi duyacaksınız zaten. Telefonu direkt tutmuyorum ki buharlanmasın diye kameranın ekranı. Yani
ayarladım. Ben bunu 100 derece ayarladım. 90 değil. Yani şu anda kaynıyor. Evet. Sesi duydunuz. Bakın kapağımda. Şu. Ve suyun kaynaması duruyor şu anda. Soğumaya başladığında tekrar devreye girecek. Görüntü kirliliği için de kusura bakmayın. Bu içerisinde kireç tortuları kalmış. Onu ben kendi imkanlarımla sirkeyle falan temizlemeye çalıştım. Daha kötüydü içi. Biraz daha sirkeyle, limonla sirkeyle kaynatılması lazım ki o içindeki kireçler tamamen temizlensin. Evet arkadaşlar. Bir küçük ev aletini daha kurtarmış olduk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ev eşyalarınız arıza yapmaz, bozulmaz. Uzun süreli kullanırsınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bize destek verin. Biz de size daha farklı videolarla hizmet vermeye çalışalım. Teşekkür ederiz.